Kürüne düştüm, deprem oldu, evimiz kilitlenmişti. Hayatımız kötülüklerle dolu. Günlük rutin hayatımızda birçok olay yaşıyoruz. Bazı günlerimiz güzel geçerken bazı günlerimiz de çok kötü geçebiliyor. Nereden başlasam, nasıl desem yani? Hatta bazen öyle günler yaşıyoruz ki yıllar geçse de akıllardan silinmiyor. Herkesin içine çığlık atarak... Her şey kötü. Biz de bugün Bursalılara hayatınızdaki en kötü an nedir sorusunu sorduk. Bakalım nasıl cevaplar aldık, hep birlikte izliyoruz. Hayatınızda yaşadığınız en kötü olay nedir? Ayrıldığımız an olabilir, geri barışmış. Nereden başlasam, nasıl desem yani hayatımız kötülüklerle dolu. Güvendiğiniz bir insanın sizi yarı yolda bırakması. Her şey kötü, yaşam kötü. Yani bir markete girdiğimde fiyatların farklı olması. Gittiğimde mesela alıyorum bir şey, ikinci gittiğimde biraz daha farklılaşıyor. Büyük bir kaza atlattım yakın zamanda. Bu Kestel'deki büyük kaza, tır kazası. Oranın mağdurlarındaymış, işte, diş kapaklarım falan kırıldı işte, kaburgalarım falan. Onu ayakkabıda yatalak yattım. Maçı son dakika kaybetmiştik. Çok kalabalıktı, herkesin içinde düştüm. Ondan sonra çarkıma bile bakmadan kalkıp yürümeye devam ettim yani öyle. Çok tuvaletim gelmişti, ilkokuldaydım. Öğretmenime demiştim ki beni tuvalete gönderir misin? Altına yap demiştim. Sonra İstiklal Marşı okumak için dışarı çıktık. Ben herkesin içine çığlık atarak gerçekleştirdim o eylemi. Küçükken hoşlandığım bir kızın önünde bisikletten düşmüştüm. Ben düştüm, iyi kötü kurtuldum. Çok şükür. Utandınız mı? Çok utanmıştım. Kız ne yaptı peki? Görmedi sanırım, inşallah görmemiştir. Köye gitmiştim çalışmaya. En kötü hayatımın 3,5 ayı diyebilirim oraya. Neler yaşadınız orada? Sefalet, açlık. Dayanamıyor! Vay be! Neye dayanamıyor? Aşla! Aşla! Her şey vardı yani. Kavga etmiştim bir kere Mersin'de, o duruyor. Mersin'e araç almaya gitmiştik. Araç almaya gittiğimizde yanlış adamlara denk gelmiştik. Baya böyle bir otel adam üzerimizden geçmişti bizim. Çığlıklar, yardım çığlıkları, Allah'ın belaları. Ciddi bir durum oldu mu? Şu an buradayım yani, hayattayım. Sıkıntı yok ama baya bir o birkaç gün unutulmazdı yani. Abimle kavga etmiştik. Sebebi de İstanbul'a tek başıma gideceğim için biraz tartışmıştık işte. Küçükken evet köpekler peşemişti. Benim fobim olmuştu ama şimdi yok öyle bir şey. Ya yakınlarımdan birini kaybetmekteyim. Mi kaybettin? Ben de kalsın. Çok sevdiğim biri. Ateşe mi düştün? Evet, külüne düştüm. Külde iz kaldı. Birkaç ay falan krem kullandım. Doktora gittim. O gün iki damacana su üstüme döküldü. Nasıl yaptın? Ne oldu? Deprem oldu. Koltukta oturuyordum. Kardeşim falan tuvaletteydi. Kamptaydık. Bir anda depremde öne düştüm. Falan filan işte onlar olmuş. Anaokulundayken peynir yemiyorum diye masanın altına saklanmıştım ve altıma kaçırmıştım. Düşme tehlikesi olmuştu bir ara hamileyken. Eski sevgilim aldattığı için herhalde odur yani. Başka bir şey yok. Seviyor muyduk? Seviyordum tabii ki de. Bir süre birlikteliğimiz oldu. Ondan sonra beni aldattı. Ondan sonra yollarımız ayrıldı zaten. En kötü olan benim operasyon geçirdim ayağımda. Bayağı bir zor bir dönem geçirdim. 5 ay ameliyat geçti. 9 yaşındaydım. 9 yaşında yürümeye başladım daha doğrusu öyle diyeyim. 9 yaşına kadar annemin sırtında okula gider gelirdim. Ama Allah'a şükürler şimdi her şey normal. Annemin vefatı. Atamadım. Benim yarışta atamadım dereceler. Yani derecem kötü olduğu için orada kötü hissetmiştim kendimi. Çok kötü hissettim. Kötü atamlı kız beni geçmesi bayağı üzdü beni. Biz evde oturuyorduk. Birden aşağıdan duman kokusu geldi. Yangın çıktı. Neredeyse ev yanacaktı fark etmeseydik. Korktun mu? Korktum. İtfaiye geldi. Sonra ablam beni sakinleştirsin diye laptopumu bana verdi.